Yine ben ve teçhizatlı neydi? Ne teçhizatlı mıydı? Tam teçhizatlı kameraman. Tam teçhizatlı kameraman. Hakan Erk'le beraber inşallah size bugün Cevat gel de dur kendimi de çekeyim. Sonra gösteririz değil mi? Ha yok tamam. Dur. Şöyle. Cevat Kelle. İnşallah beraber size bugün kete ve de tahinli çörek tarifini vereceğim. Aslında hamurlar aynı olduğu için ben iki şey yapmak istiyorum. Şimdi önce ketenin hamuru yoğurmadan önce içini hazırlayacağız. Bunun için 125 gram tereyağı koyduk. Böyle siz görmediniz var da ben koydum, elim yanar gibi oldu. Sonra içine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorsunuz. Bakalım koyduk mu? Koydu işte koyuyorum. Bakarken görünüyor. Evet. Bu sıvı yağ. Sıvı yağ. Şey, zeytin mi? Ne, normal yağ mı? Ayçiçek yağı ya da zeytin. Ya zeytin yağı koyunca biraz ağır oluyor da onun için genelde sıvı yağ kullanıyoruz. Ayçiçek yağı. Tereyağın içine onu koyduk. Kavrulurken şey olsun diye. İnşallah Allah kısmet ederse. Bu aynı zamanda un helvasında bir yerde tarifi gibi. Şeyi unu kavurduktan sonra içine süt ve şeker korsanız helva olur, koymazsanız ketenin içi olur. Yani bu da böyle. Sonra bunun içine, yağımız eridi arkadaşlar gördüğünüz gibi, ben ayırmıştım buraya. 3 su bardağı unu böyle koyuyorum. Tamam. Koydu. Koydum. Şahitsiniz. Dur, yüzünüz kulağı. Sonra ocağın altını biraz kıstım. Şimdi Allah kısmet ederse böyle böyle karıştıra karıştıra bunu şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ama kavuracağız inşallah. Allah kısmet ederse. Eder eder. Eder değil mi? Bakayım. Oho, o kadar her şey bir araya gelmişken herhalde onu da eder diye düşündüm. Evet. Hakan şurada dur ben alayım. Ben sana her şeyi tamam mı demedim mi? Tamam dedin de. Demedim mi? Sen buraya çek. Tamam. Karıştırayım mı? Yok. Karıştırılıyor efendim. Şöyle şöyle yapıyoruz. Şunu ben şey yaptırayım. Tamam. Bu böyle pembe renk alıncaya kadar. Ben yapayım size kete. Siz gelin bize. Olmuyor mu? Olmadı anne. Ha, benim ki müzisyen annesi olarak dedim bir büfte yapayım dedim ama olmadı. İşte yardımcı olmadın sen de bana. Nasıl yapalım da? Rap yapayım o zaman. Bir sen kaldın rap yapmadık zaten onu da. Sen de yaptı ama o zaman. Rapçilerin de benim ölçülerim onlardan daha şey böyle inşallah. Hayırlısıyla kavuracağız. Biraz. Rap beni Ramizem rap beni. Gel yanından öp beni. Var ya öyle bir şarkı. Hadi öyle bir şey. Hadi söyle. Hadi daha söyle. Rap beni Ramizem diye parça var ya. Yapmışlar işte. Bu şimdi un helvası yapalım anne ya, bırak şimdi. Boş versen bu şeyi, video kaydını. Biz bunu yiyelim anne, bak gayet güzel oldu ya. Valla. Yok ya. Ha? Şuradan biraz bunu versen de ya, biraz un az oldu gibi geldi bana. Un mu az oldu? Ha, şu paketi ver, paketi versene. Ha, paketi. Bir saat onu ben tamamlarım sonra. Bu şeyin hamurunu bu şeyi bulacağım. Şu arada eksik mi koyduk tezcada? Evet. Yağlı hamur gibi oldu sanki böyle. Tamam. Şimdi gayet iyi ya. Yok çok yağlı olunca da gerçi içinde yağlı olması lazım. Ketenin hamurunun da biraz fazla yağlı gibi geldi bana. Elini şeye dikkat et, elini yakma. Tamam. Önce keteni böyle içine hazırlıyoruz ki soğusun, yoksa sıcak tabii içine konmayacağı için. Kete hangisiydi anne? Bunu sonra ben sana anlatayım. İtalya çörek sen yapıyorsun. Sen de sen biliyorsun değil mi? biliyorum. Ha? Aşk olsun. Yapmadım ya kaç kere. Bilmediğim bari ortaya çıkarma fazla. Ne zamandır yapmadım hiç unutmuşsun tabii. Ölçülerimiz bozulmasın diye yapmıştım. Yer buçuk. Peki. Şimdi bu yarısını tahinle açacağız hamurunu. Evet. Böyle yarısını da bundan koyacağız. Tamam. Pandemide siz de yaparsınız. Vallahi bu pandemi bizi bitirdi. Bak bugün pazar. Bugün en kaç ya? 20'si mi? 19. 20'si diye görüyorum. 20 mi 21 mi? 21 de olabilir. En son kaç olur? En son bir bakayım dur ya ben de. Net bir bilgi verelim insanlara. Vallahi ben de şu anda bilmiyorum. 19'u cuma mıydı? Yok dün 20'siydi. Bugün 21'i. 21'i 21. Yani 21-12-2020 mi oluyor bugün? Vallahi 21 bitsin diye bekliyoruz da bitmedi bir türlü. 21-12.
2020 doğru, evet, bugün pazara denk geliyor. Biliyor, sokağa çıkma yasağı var. Biz de mutfağa, bari yasak olmadığı için mutfağa geldik. Allah'ın izniyle şimdi bunu kavuracağız. Bu senenin, Allah kısmet ederse, son hamur işlerinden birini yapıyorum. Sizin yüzünüzden benim ölçülerim bozulacak. 90-60-90 ölçülerim sizin yüzünüzden ne hale geldi? 90-180-180-250 oldu. Onun için bunu yapayım, sonra bu ev işini bırakıp bir ara... Merhaba, iyi günler. Bir iş kazası yaşadık. Kameramanımın bugün tam teçhizatından bir eksiklik var herhalde. Elin başka yere şey yaptı, dokundu. Güzel güzel anlatıyordum. Ölçülerini vermiştim. Her şeyi güzel güzel. Şimdi şurayı göster bari de. Şimdi buraya ne attık, bana söyle. Kete yapacağız Allah kısmet ederse. Tabii inşallah yine kazaya uğramazsak. Bunun için de daha önceki çekimimizde gösterdik ama inşallah bulursak o kısmı ondan sonra. Bunun için de 125 gram tereyağı koyduk. Ondan sonra bir çay bardağı şöyle sıvı yağ koyduk. Sıvı yağ, evet. Eriyince içine 3 böyle fincan şöyle dolu un koyduk. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi onu ketenin içini kavuruyoruz böyle. Böyle un helvası gibi. Yani resmen bir yerde bu un helvası sayılır yani isterseniz. Bu kavrulunca üstüne şekerle süt korsanız helva yaparsınız. Tuz korsanız ketenin içi olur. Şimdi sen onu demin başta söylediğin için bunlar, biz ne yaptığımızı önce söyle bakalım. Ne yapıyoruz? Kete biz yapıyoruz. Kete mi? Kete. Türkiye ketesi. Türkiye ketesi. Yani bu her yerde kimisi belki Antakya ketesi, kimi Van kedisi değildi lan. O Van kedisi. Van kedisi. Ay ne kete neydi? Kete. Kete. Ondan sonra ona... Siz Van kedisi yapmayın sakın. Yok, bak koymayın böyle. Ondan sonra işte bilmem ne ketesi falan böyle. Yani ben diyorum ki bu Türkiye ketesi, Anadolu ketesi. Herkesin bildiği bir hamur işi genelde bu. Malzemeler aynı, isimlerini değiştiriyorlar. Yok o ketesi, bu ketesi. Evet. Kimi ketesi. Ondan sonra dur, altına kısılmış şöyle. Bak ne güzel pembe olmaya başladı arkadaşlar. Evet, bak ne böyle güzel olacak. Başlar. Bunu hamurunu yoğurmadan önce böyle kavuruyoruz ki. Evet. Bu soğusun, içine koyabilelim diye. Ondan sonra ben bir kısmında eğer hamurunu ayarlayabilirsem tahinli yapmak istiyorum. Benim Volkan'cığım tahinli şeyi çok seviyor. Bu Hakan da seviyor. Bunu ben şimdiden şey yapıyorum. Bir kısmını buzluğa koyacağım. Şimdi tabii biz yiyecek değiliz hepsiniz. Çünkü sizin yüzünüzde ölçülerim bozuldu. 90-60-90 ölçülerimi bozmuş oldunuz. Bunu şey yeni yılda çocuklarıma götüreceğim Allah kısmet ederse. Yeni yıla kadar duracak mı annem? Buzluğa koyunca durur oğlum. Yeriz ya o zamana kadar. Ne yapacaksın? Hepsini sen mi yiyeceksin? Allah Allah. Bugün tarihi bir daha verelim. 21-12. Öyle bak dikkat et. 2000, geçme, ha. 2020. Tamam. Geçme. Ha. Demin çekiyordum da tekrar başa aldık kayıt. Onun için böyle oldu. Yani ya ilk baştan tencere koyduğumuz zaman... Onu da olmazsa ekleyebilirsek ekleriz ya. Dur bakayım. Ya inşallah bakalım. Orası güzeldi kayıtlar. Ha. Evet. İnşallah olur. Güzel güzel kavuracaksınız arkadaşlar. Kavurun size böyle. Ha, şöyle iyi karıştı. Hakan ya şey mi yapacak? Hakan benim şimdi tepeme attırma ha. Tamam. Bir işe başladım kalkıp başka tarafa şey yapma. Tamam. Şuna şu tuz verir misin? Hı. Sen işine bak. Tuz. Şimdi göğmeyenden keser mi haberin olsun. Tuz. Ya da kete vermem. Bir tane eksik veririm. Ha. Kete nasıl bir şeydi onu bilmiyorum. Bak hala şey söylüyor. Kete nasıl sanki... Unuttum ya. Yani... O zaman bunu sonra sor bana. Şimdi sorma. Tuzlu mu olacak kete dediğin? Tatlı herhalde değil miydi? Herhalde tuzlu. Olur mu? Hiç acemiliğini ortaya koyma bari. Sus. Ben ne bileyim ya. Ben şey diye biliyorum. Derler ya bilirsen konuş. Bilmezsen sus da adamsın. Sağ ol ya. Beni gömdün adam. Razı olsun. Ay olduk. Devam vardı. Aklıma gelmedi. Neyse ya. Anne evladına nasıl gömer? Onu çeksek daha çok renkli kalırız. Ay Hakan güldürdün beni. Sen de bak da geldiğin gibi konuşma çocuklar gibi böyle. Abi. Vallahi unuttum ya. Yoksa niye sorayım Allah Allah. Açım ya zaten. Dur. Açlık başına vurdum. Ha, bitirdi. Bir yemek falan bir şey yaptım. Açlık başında duma. Nay nay nay. Nasıl bakayım doğru şarkı? Ha Hakan. O ilk aşkın mıydı? Boş ver anne, sen şarkı söyle, yemek yap ya.
Bak ne güzel oluyor, gördün mü? Bak. Gel anam gel. Ketenin içine gel. Ununa gel. Tereyağına gel. Her şey gayet güzel oluyor. Bir de mis gibi koktu ki. Ay bir de bu kokuyu verebilsek size var ya. O kadar ay, teknoloji gelişmedi anne. Kokuyu gönderebiliriz. Yaparlar ben. Bu gidişle onu da yaparlar. Sonra da buradan oraya o koku da gider. Bugün YouTube'dan 9,5 milyon dolar kazanan bir çocuk varmış, manyak gibi. Neyle, nasıl, ne yapıyor? 9 yaşında çocuk, gelen oyuncakları açıyormuş. Nasıl yani? Manyak mı arıyorsun memlekette? Allah Allah. O kadar çok tıklamışlar, çocuk geçen sene 9,5 milyon dolar kazanmış. Ne, nasıl ya, gelen oyuncakları açıyor? Çocuğa oyuncak geliyor. Oyuncakları açıyor, açarkenki sevincini videoya çekmişler. Allah Allah. Tıklamalardan YouTuber'muş, dünyanın bir numaralı YouTuber'ı seçilmiş. Manyağa bak. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım. Sen daha 9,5 olmasan, sen daha 5,5'sın onun için. Ha, biraz daha beklemem lazım, değil mi? Vay anasını ya. Vallahi. YouTube'dan da böyle demek ki imkanlar var yani. Çok... Ya, değil mi? Meraklı. Tabii onu çocuklar açtığı için. Dünyada da çocuk sayısı çok fazla, evet. Oğlum yani. Evet, sen de çocuklara yönelik bir şey yap mesela. Ne yap? Kurabiye yap. Ha, bak şey yapayım ben. Bir ara yapmıştım ya, kaplumbağa şeklinde kurabiye. Tam şeklinde böyle gözlerini falan da kakaolu kurabiyeden koymuştuk. Ya da küçük çikolatalar var ya. Evet, olabilir. Onlar da yılbaşımızda mı yapsam? Bak yapmayacağım diyorum, yine duramıyorum ya. Anne be, bir de pizza yapsana bir gün ya. Pizzayı da... Annem bir pizza yapıyor var ya, pizzacılar şey yapsınlar, otursunlar da için ağlasınlar. Yani yapmak istemiyor, pizzacıların dükkanı kapanır diye. Kapandı zaten hepsi. Tamam, bir gün de pizza yaparken veririz. Ama yok canım, hamur işim son dedim, artık yapmak istemiyor. Bak, ölçülerimizi kaybediyoruz ondan sonra. İkimiz de onun yüzünden, istekler üzerinden... Anne, benim ölçülerim zaten kayıptı. Kaybettiğimi... Ama uzun zamandır bulamıyorum nereye koyduysam namussuz. Yok mu kayıt? Nereye gitti ki acaba? Ne bileyim ya. Bakayım. Bakın sevgili izleyenler, görüyor musunuz? Vallahi çok güzel oluyor. Kete gibi oldu vallahi. Tam ketenin içi. Kete yapıyoruz değil mi? Doğru. Evet. Bu gibi olması lazım. Bunun için ne yapacağız şimdi anne, biz ne koyacağız? Bir şey koymayacağız buna şimdi. Buna soğuyacak. Şimdi orada hamurunu yoğuracağım. Hazırladım bunların şeyin ölçüleri. Hamurun içine bunu mu koyacağız? Hamurun içine bunu koyacağız. Bir hamurun kısmı... içine hamur mu koyacağız? Ay öyle işte, evet. Herhalde daha önce yokluk var demek ki millet. Hani şey, tiyatroda yapıyordu ya, büyük ekmek içine sandviç ekmek koyuyorlar. Tirit gibi yani şey. Yani de, bunun daha değişik. Onu kavurmuşlar ki lezzet versin diye. Yokluk zamanında işte suyu kavurup içine ekmeği atıp tirit yapıp onun adına tirit deniyor. Ondan sonra ya. Tiridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. İşte yani yokluk şeyleri. Mesela Şato bir yana bandım, bedava mı sandın diyor şarkı var mı? Yok. Tiridine bandım, ona bandım, buna bandım, çorbayı içtim bilmem ne. İşte ne olacak işte. Tam şimdi bu devre şey, adam diyor ya, kuru ekmek yiyen korkuyor. Şeydir falan böyle işte, üzerine su dökün. Su dökün he. Et suyu bulursanız. Et suyu, işte. Bulamazsan sıcak su. Bulamazsan sıcak su. Onu da bulamazsan etikete yap annem gibi. Bak. Vallahi güzel oldu bu iş ya. Vallahi oldu ha. Ama unlar biraz kaldı, bak önde biraz un, ben görüyorum sanki. Onlar. Biraz parlıyor sanki. O kadar önemli değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu olduğu gibi biraz daha mı kavursak ki? Annem kokusundan anlıyor pişmedi mi? Evet. Yalınca kokla bakayım. Kokla sınıf. sınıf. Bizim Lucy var, köpeğimiz. O böyle yemeği koklarken buradan havaya götürüyor. Bayağı bildiğin sınıf. Teşvik de hatta olmaz. Benzetemez. Ona benzetemez. Yok estağfurullah, o aklıma geldi şimdi. Yok ne, öyle şey olur mu? Aşk olsun anne ya. Allah'ım ya. Lucy! Çağırma şimdi ufak. Gelsin bir. Hayır. Çağırma. Gösterelim Lucy'yi. Görüyorlar. Kızım aşkım. Seni yerler. Bak şimdi. Ben tamam. Seni yiyeceğim, göreceksin. Tamam hadi git. Allah. Tamam, başım ufak. Evet, hadi git. Git hadi. Git içeri. Koş. Sahibine tükürdüğümü.
Kalp, koş içeri koş. Yok şimdi değil, sonra sonra. Onun amacı başka, dışarı çıkmak istiyor da. Tamam. Şöyle bir şey, sabunun şeyler ölçülerini koyalım. Zaten ondan sonra mayalanacağı için o mayalanma sırasını sen de götür getirsin, tamam mı? Tamam. Oh, yoruldum kız. Tamam. O zaman... Ha, bir dakika, ya, şey, kapama kapama. Yok kapamıyorum. Hamur malzemelerini koyacağım, yoksa bir daha tekrar yanlış yere basıyorsa ondan sonra tekrar başa alış yapıyorum. Tekrar uğraşacak halim yok benim. Aa, bugün biraz kendimi iyi hissetmişken yapayım böyle dedim. Ha işte. Ondan sonra onu da şey yaptım. İş kazası oldu. Bakalım. Ne hale gelmiş. Evet güzel. Değil mi? Tabii. Onun biraz daha pembeleşsin mi? Beyaz gibi duruyor ama aslında beyaz değil ha. Orada un varmış gibi duruyor. Nerede Işık, var? Işık vurduğu için öyleymiş. Ben de bak şimdi buradan aa, bakınca. Ne var? Şöyle tepeden bakınca öyle gözükmüyor. Bak gördün mü? Tepeden ben bakınca. Ben göremiyorum, sen görüyorsun. Sen de işte göreceksin diye. Ya benim göz şeyi de var ya. Tamam işte. Astimat falan böyle renk şeylerini ayarlayamıyorum ama. Senin gözlükler zaten maşallah var. Sen beni görüyorsun değil mi anne? Görüyorum, görüyorum. Arada siliyorum camını. Yani sesinden tanıyor genelde. Aa, bu benim bir yok oğlum Hakan diyorum. Ha. Nasıl oldu bak bak bak. Vallahi. Vay be hayat. Biraz daha dursa şöyle. Evet. Nasıl geçiyor pandemi günleri anne? Vallahi aslında sıkıldım Hakan ya. Yani değil insan mi? Yüzü görmeye hasret kaldım. Böyle niye anne ben insan değil miyim? Ha? Ben insan değil miyim? Hep aynı yüzü diyorsun görmekten. Hem aynı yüzü yani. Değiştirin bir gün. Arada git boyasa da şu yüzünüzü. Takma bıyık takacağım yarın. Allah Allah bir şeyler yap böyle. Bir de peruk tak ya da ne bileyim ben bir şey yap. Allah'ım ya Rabbi. Dışarıda bugün dışarı mı çıksam ne yapsam ki? Hava sen güzel dışarıda. Lucy çıkıyor ama biraz yağmur var bugün. Bugün bu işler yoruldum. Bir de ıspanak yıkadım, ayıkladım bilmem ne filan. Bugün hava rahatlığı tuttu. Ve bir de hep de ıspanak koyduk araya. Hava puslu bugün baksana hava puslu. Ay. Şey falan. Puslu. Bir de bunu şimdi hamurundan sonra açacağım falan yok. Ben bir yere gitmiyorum. Ancak kendimi toparlarım. Evet. Onun bir de pişecek bilmem. Puslu paslı yani. Şey nasıl görünüyor? Şey bakayım. Gayet iyi. Olmuş. Çok da yanmasın bu sefer. Tamam. O zaman bak şimdi ben şuradan kalkıyorum arkadaşlar. Orada bir şey var mı? Yok. Burada yok. Ne koyacaksın içine? Tuzu şöyle alayım. Bir şey koymayacağım. Tamam. Kalkıyorum. Kalkıyorum. Önlemi de taktım ki nazar boncuklu da bana bugün nazar değmesin çekimlerimde diye. Maşallah. Maşallah. Tütütütü. Maşallah. Şunu bir daha karıştırıp altına söndüreyim. Aç biraz kavrula dursun. Hakan'cığım şuraya geç. Şey yapar mısın? Sol yap. Bir dakika. 2 su bardağı süt. Hamurunu yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet hamuru. Ha. 2 bardak mı? Kaç? 2 su bardağı aynı. Ondan sonra bu ne? Siz söyleyin, izleyenler söylesin. Ha bir şey, ya, sıvı yağ. Sıvı yağ. Ay, pardon, karıştırdım. 2 bardak da sıvı yağ. Allah'tan sonra açtığınızdan. İyi ki başka şey yapamıyorum. Şimdi 2 tane yumurtanın sarısını üstüne süreceğim için. Beyazlarını da bunun içine koyuyorum. 2 tane yumurta beyazı. Evet, yumurta beyazı. Ha. Evet. Hakan? Hadi Allah kabul etsin. Biliyorsun değil mi bundan sonrasını? Biliyorum da dur inşallah maya kalmıştır da. Orada dur sen şimdi. İnşallah mı? Hiç ben gitti şaftaydı. Maya şey karbonatları ben maya diyerekten baktım oraya akıllı derken bırak. Var mıymış? He varmış. Hadi ben bakalım. De doktor ok derim. Ooo reklamı da aldık hayırlı olsun. İlk reklamımızı da aldık. Aslında %10'unu verse 2 yemek kaşığı şeker. Tamam. Bu da yengesinden. Tamam mı? Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz. Bu da eniştesinden. Evet, eniştesinden. Ondan sonra. Şimdi. Bu mayada kimden olsun Hakan? Bu mayada teyzesinden olsun. Hadi yengesinden. Oh, maya bu değil mi? Tabii tabii maya. Yani maya takvimi diyorlar bu işte maya. Şey yani bu mayalanacak tamam. Aha. Ondan sonra. İki ölçü koyduğumuz için iki şey yapacağım diye. Yoksa bunları. Yaptığı zaman tek bir su bardağıyla yaptığı zaman bir paket koyacaksınız. Yani bunu evet, herkes biliyor zaten. Tamam. Şimdi bunu karıştıralım arkadaşlar. Karıştıralım. Karıştırdık. Şimdi bunun içine aldığı kadar un. Genelde 8 bardak falan alıyor. Unumu da şuradan ver Hakan.
Bunumuz daha. Ben ayırmıştım şuraya bunu. Tamam. Evet. Ay ne kadar böyle düzgün bir kadını görende hep böyle sanacak. Halbuki bu kadar değilim, haberiniz olsun ha. Çekim olacak diye hazırladım. Unutuyorum bazen. Şimdi yavaş. Şimdi istersen sen bunu kapa, Lucy'yi götür. Ben bunu yavaş yavaş karıştırıp. Şimdi bunu hamurunu yapacaksınız. Ha biraz da tereyağı koyacaktık. Dur bak bunu unuttum. Evet, tereyağı var. Şöyle. Şey, tabii dondu mu? Şey koy biraz şurada. Yapayım ben. Tereyağı da koyacaksın. Yalnız sonra... bakırla yapıyoruz dikkat ederseniz. O da önemli. Bakırla yapmayınca olmuyormuş. Ha evet yani. Tamam. Eridi yeter bu kadar. Oo, biraz da işte böyle 100 gram kadar tereyağı koyuyorsun. Hani bir güzel kokusu olsun falan diye. Sonra bunu yoğuracaksınız. Bir saat... Nereye bırakacaklar? Mayalanmaya bırakacaklar. Mayalanmaya bırakacaksınız ha. Ona göre. Ondan sonra da açacaksınız. Ben açarken size göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Ha. O zaman bunu mayalancaya kadar beklerken ha. Siz de orada bekleyin. Ben de içeride bekleyeyim. Hadi Hakan kapa o zaman görüşürüz. Tamam. Öptüm sizi. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size hamuru yoğururken bırakmıştım. O hamuru yoğurdum. Bir saat dinlendirdim. Öyle kabardı. Tamam. Ondan sonra ondan ben bir tepsi yaptım. Size örnek olsun diye. Şey buradadır. Göster örneğimizi. Tamam mı? Son hali bu. Ha, bu pişmiş hali. Tamam, bir tepsi. Şu kabarık inceleri göster. Onlar tahinli. Şunlar böyle şey tahinli olanlar şekerli. Şu tarafa şunlar doğru da haşhaş ne haş, diyor? Neydi bunlar? Kete. İçine kete. Un kavuk bunlar koyduk. Şey tuzlu. Tuzlu. Tatlı, tuzlu. Şimdi tatlı. Ha. Gerçi aynı gözüküyor aynı, ama nasıl evet. Edemezsiniz. Tadı aynı değil tabii. Sonra zaten herkes hamur açmayı bilir. En ince ne kadar açabiliyorsanız açın. Şekline bakmayın böyle. Kimi yamruk, kimi yumruk, kimi böyle oluyor. Şimdi bunu ben şeyle yapacağım, neyle yapacağım Hakan? Bunun adı neydi? Kete. Önce unlu olanı yani şeyi, ketenin şeyini koymadan önce şöyle biraz tekrar bir yağ konuyor. Tamam. Şöyle açık yağlayalım. Şöyle elimizle de şöyle sıvazlayalım. Ondan sonra şimdi bunu ben... Sıvadın anne vallahi. Vallahi sıvaymayı da severim yani bazen böyle. Bu sıvandı şimdi buraya iki kaşık ay, alabilirsem ha, tabii ki inşallah. Bu demin pişirdiğimiz yani o. Daha önce göstermiştik ikinci, size bunu. İkinci bölümde pişirmiştik bunu. Ha. Birinci de ikinci bölümde. Bu üçüncü bölümü. Öyle mi? O ilk şey çıkmış mı? Onları işte ayrı yükleyeceğiz ya. Ha çıkmış mı yani şey görüntü var mı? Görüntülerimiz var ya işte o görüntü. Sen yanlış yere basmıştın da. Ben kayboldum mu ki diye şey yaptıydım. 3 bölüm olarak yükleyeceğiz işte. Hadi bakalım. Bu seferkini böyle idare edin. Arka arkaya bakın. Ha, kete 1, kete 2, tamam, kete 3 diye şey yapacağım. Böyle arkası yarın gibi dizi gibi bir şey oldu ama neyse yayınımızda bazen böyle canlı yayınlarda şeylerde aksaklık olur. İdare edin arkadaşlar. Evet canım. Sonradan şimdi de bunu kıvıracaksınız. Evet kıvırın. Kıvırın. Ben gençken çok iyi kıvırıyordum ama şimdi bu yaşta kıvırmak biraz zor olur. Evet. Şuradan şöyle yapayım. Ah şey yağlı ya. Bunun hamuru ince değil mi? Bu şey hani katmere de böyle bir şeyden yapıyorlar tabii, değil tabii. Mi? Tabii tabii. Ne kadar bunu ince açarsan o kadar iyi. Ben acaba o kadar becerebildim. İşte daha ince açanlar da olur belki. Senin kadar yapabilen ben olur, olur, bu yaşıma olur. Kadar görmedim. Kusura bakmasın. Başkası. Daha küçüksün de onun için. Ama büyüyünce görürsün. Annem olduğun için torpil geçmiyorum. Gerçekten öyledir. Yani eli hakikaten çok lezzetlidir. Birkaç ben el gördüm yani böyle. Yani o ellerden biri de anneminkidir ki. Yani hakikaten. Mesela Nursel teyze var bizim. Nursel Yeşildere. O da eli çok lezzetli. Hülya teyze var. Hülya Kozlu. O da çok lezzetli. Yani... Burada şimdi aklıma gelenler hani böyle nasıl diyeyim? Şöyle. Şu Canan zaten ha. Bizim gelinimiz Canan. Onu zaten lezzetli. Ha? Şunu şuraya atayım da sonra ha.
Bastıracağım üzerine, tamam mı? Şekil olarak da neyse, güzel oldu. Hayır, o şimdi biraz orada mayalanıyor, tamam mı? Tamam. Bu böyle burada biraz mayalanıyor. Arkadaşlar size örnek gösteriyorum. Sonra bunun üzerine böyle bastıracaksan, bastırayım da örnek olarak dur şimdi, tamam mı? Böyle bastıracaksınız ki. Ondan sonra bunun üzerine de... Bunları da yaptın mı? Ha? Yani şunlar da var mı? Tabii yaptım, yaptım. Tekrar kabarıyor sonra. Bak bunları da böyle yapmış annem. Böyle sonra da bastırmış. Üzerine böyle... Yumurta sarısının içine biraz yağ koydum, tamam mı? Yumurta sarısının içine yağ koymuş. Onun için böyle kızarık. Böyle bir şey olmuş orada. Onu şimdi böyle kızarık oldu. Bak, bunların içine çörek otu falan da atılır herhalde, değil mi? Atılır da çörek otu nerede bulamadım. Bazen bulamıyorum işte, neyse. Yok mu burada, bizde mi yok yoksa? Almıştım ben de, nereye koydum bir şey yapamıyorsam karıştırmıştım dolabı. İstersen semiz otu nereden çıktı ya? Ne dedik biz Temel? Çörek otu. Çörek otu ha. Otla olunca semiz otu atmayın sakın. Yeni bir şey denemiş olursunuz. Ondan sonra şimdi bu neli oldu? Keto oldu. Keto. Yani de, tuzlu olan değil mi tuzlu bu? Tuzlu olan. Şimdi de şey yapacağız Allah kısmet ederse. Şunun adı neydi? Cevizli olanı. Tahinli. Evet. Aynı hamurdan ikisini de yapabilirsiniz. Eğer bir şey yoksa boş yapın. Boş ver gitsin. Ondan sonra böyle aç gitsin. Maksat hamur işi değişik bir şey olsun. Evet. İşte böyle. Pandemi beni ne hale getirdim böyle. İnşallah sağlıklı herkese yemek nasıl? Aşı falan bitti. Aşı karşıtları var bir de. Sanki daha iyi bir şeyi var mı ki milleti? Hani ben ya. Öyle karşı olanlara da şey diyor. Ben yani daha bir iyi fikriniz varsa buyurun hani onu uyguluyorlar. Bak hani. Şimdi Güliz, Ankara'daki Güliz. Bak bu tepsiyi sana gönderiyorum, tamam mı? Afiyet olsun, yeni yılda da yersin. Ya, hadi kızım bekliyorum, gel burada da ben de sana da yaparım. Evet. Tabii Norveç'te miydi seninki kızda? Güliz. Bizim halamın kızı Güliz. Onun şeyde Norveç'te. Norveç'te şeyde, ya, neydi? Bergen'de. Bergen'de. Yani şarkıcı Bergen değil, normal tamam Bergen. Tamam mı? Gülüz'cim, küçük Güliz. Hadi sana da. Bak abone oldun mu? Küçük Güliz. Norveç'teki Güliz. Abi Güliz. Ay yine başladım bir şey yapmaya. Olurlar hepsi olur. Şimdi bu tepsiyi de ben şey yapıyorum. Küçük oğlum Volkan'a, Canan'ıma, torunum Esila'ya bunu yılbaşında götüreceğim. Şimdi pişireceğim. Hı hı. Ondan sonra derin dondurucuya koyacağım. O gün de sonra oraya gidince ısıtır yeriz. Evet. Bazen o günlerde moralim düzgün olmuyor. Sağlığın şey olmuyor. Bugün Allah bir imanla geldim. Bir ilham geldi. Allah'ım ıspanakları pişirdim. Ispanaklı yaptım. Bunlardan yaptım. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Allah inşallah her zaman bu güç kuvvetim olur da ben de işime gücüme bakarım. Bazen de popomu kaldırasım olmuyor oturduğum yerde. Yani şükürler olsun. Bugün böyle bir enerjiyim. Hepinize afiyet olsun. Bu yılın son hamurunu açıyorum arkadaşlar. Son deme öyle deme. Son deme. Yani yılın yılın işte sonuna geldiğimiz. Yılın sonu geldi. Yılın sonu şeyi filan. Yani başka da açarız. Bakarsın. Belli olmaz. Neyse bakalım. Şimdi bundan sonra el işlerine inşallah bakacağım. İş. Çok güzel bir hırka modelim var arkadaşlar. Bunu Derya Baykal'da da örmüşlerdi. Ben de oradan almıştım örneğini. İşte benim beden küçük olduğu için anca bitirdim. Size göstereceğim. Derya Baykal seni takip ediyor mu anne? Ne bileyim ben. Etmeli bence. Ama ben onun arkadaşlık teklifi şey yapmadım. Belki İyi biz ona gönderelim o da bize göndersin. Ne diyeceğimi söyledim unuttum. Hı. Ne yapacaktım ben? Ha tuz işi. Tuz işi hırka göstereceğim ayrıyeten sonra size. Belki yarın gösteririm bilmiyorum ya da öbür gün. Kendim tutuş yapayım. Bu arada bak vallahi yamur yumur oldu ama şekline aldanmayın ha. Nasıl sonunda kıvırıyorsunuz içinde şekil mekil kayboluyor. Evet, onun şekli önemli değil. Çünkü ha. Kıvrıldığı için yani, sonuçta ben bu kadar açabiliyorum. Tamam mı? Oldu. Daha da baklava böyle mi yapılıyor anne? Bunlar da mı? Baklava hamuru daha başka. Daha önce yaptık ya şey Dilber dudağında. Bundan katmer yapılır ancak. Katmer olur yani. Her türlü hamur yine ya börek de olur şey. Ne katmeri elde açıyorlar ama. Tahinli yapacağım ha. Şimdi dur, konuşurken şimdi, karışıyor dur, hatlar. Durdu bazen duruyor. Sonra tekrar çalıyor. Evet. Şimdi şöyle güzelce. Tahinimizi koyduk. Tahinimiz özeldir yalnız. Evet, şeyden geldi. Kendimiz yaptık sanki. Yok hayır yani özel geldi.
Şeyden geliyor bunlar. Nereden? Yinden geliyor. Söyleme bari de. Hı? Yok ya, şaka dedim. Gerçekten şeyden aldım ya. Neydi o pastanenin adı? Büyük pastane var ya bir tane. Oradan aldım bunu. Baban seviyordu oralı ya. Neresi? Seyit miydi? Seyit oldu. Ha, Seyit oldu. Oğlu şeyini seviyor baba. Severdi rahmetli. Canın akısı. O da çok severdi. Tayinli. Allah rahmet eylesin. Güzel, babamın ruhuna gitsin. Amin amin. O çok severdi. Her gün anıyoruz zaten de. Şimdi de yine öyle bir analım. Böyle güzel şey yaptık. Şekeri verdik. İçine şeker atıyorsun değil mi annen? Var, içinde şekeri var. Neyse biraz da şöyle yağ gezdirelim. Sonra da aslında kimisi sade yapıyor da biz cevizli falan seviyoruz. Yine bizim cevizimiz pek... Tahin yalnız söyle şey, içinde şeker vardı. Millet belki bilmeyenler olur. Tabii canım, tahini şekerle karıştırın. Toz şekerle, toz bak şekerle. Böyle oluyor. Yok, bak, akide şekeriyle. Alemsin ya. İçi tozlu ki. Bak biraz pütürlü, görüyor musun? O pütürlerin hepsi şeker. Yanlış anlamayın yani. Ha. Ondan sonra acaba şimdi şurada ne vardı? Yani size örnek olarak o bu kadar kalmış şey fındığım. Fındık. Şöyle olanlar. Ceviz de konur isteyen. Aslında böyle. Ceviz olsa daha iyi de şu anda cevizimiz yok. Var işte, idare edelim. Bu da güzel oluyor. Şöyle yapalım. Bakalım şöyle. Ama sen öbür fındıkları yedin mi? He. Hepsini mi yedin? Evet. Aferin sana. Bunlara kalmadı. Tamam ya. Var içeride fındık, kırarım onları. Tamam. Şimdi bunu da şey yapacağız. Bundan sonra size fazla sıkmayacağım. Ha. Çünkü o bir kalanları ben sonra açacağım çünkü. Bunu ben size örnek yaptıklarım. Aha bunlar. Yaptıklarım yapacağımın garantisidir. Bu da yapacağı. Yapacağım, da tamam mı? İşte bu sonunda inşallah onun gibi olacak. Tamam. Piştiği zaman böyle olacak işte. Ha. Gayet sonuç de güzel o. Duruyor. Bak canınız sonu çekmiş o. Olabilir. Ben birazdan sizin için tadına bakacağım. Yani. Götüreceğim mideye. Aha evet. Alır yiyeceğim bir tane. Şimdi ben bunu tahini böyle yapıp biraz bekliyorum ki şey, bunu inceltiyoruz ya, şöyle yapıp şimdi o bir tanesini daha önce yaptığım için onu göstereceğim. Şöyle ondan sonra kapatalım şeyi, arkadaşlarımızı evet. Fazla bekletmeyelim. Tamam. Sıktırmayalım kendimizden. Tamam bak ne güzel ondan sonra... oldu bak. Oh. Konya'daki arkadaşım Nurcan mıydı? Gülcan. Bilmiyorum ki, sen biliyorsun. Ay yanlış söylesem kusura bakma ama kalbimdesin ya, tamam mı? Seni seviyorum. Ondan sonra bütün Konya'ya selam. Evet Konya'ya. Bu tarafa yolun düşerse Mevlana'ya selam söyle. Ben de bir ara gelmiştim Mevlana'ya. Emekli olduktan sonra işte o sene. Şimdi ben böyle uzatıp yatırıyorum. Tamam. Şimdi mesela bunu daha önce yapmıştım. Tamam Hakan. Tamam. Gösteriyorsun değil mi? Görünüyor muyum? Görünüyor. Sonra bunu böyle yapıyorsun. Ters tarafa kıvırıyorsun. Dur. Şöyle. Bunları yapıp biraz şey yapıyorum. Ağrı biraz daha mayalanıyor ve gevşiyor. He. Ondan sonra tahini de böyle yaptım. Bak ne kadar güzel kıvırıyorum. Bak. Kıvırmak da bir sanattır. Tamam. Bak. Gittikçe de uzuyor. Böyle uzatacaksınız. Tamam. Tahini de. Görünüyor değil mi? Evet. Tamam. Ay ne güzel. Sonra da böyle içine doğru. Gül böreği gibi oluyor. Ya, sonra gül böreği gibi böyle kıvıracaksınız. Şunu da bunu da böyle yapacaksın. Ben sana bir pastane açıyordum ya valla. Gençken açmadınız da şimdi mi açacağız? Tamam. Evet. Görüşmek üzere örgüde. Bunları ben sonra yapacağım. Çünkü yoruldum. Birden beri arka arka stres olur yetişemezse diye. Ay o stres yaşamak istemiyorum. Hepinizi öpüyorum. Evet. Kapat lan. İyi kapatıyorum hadi, Allah'a ısmarladık hadi. Bir, iki. Sen gösterdin mi kendini? Kameraman Cevat Kelle, Hakan Erk neredesin? Kameramanımız Hakan Erk. Erk, evet. Yönetmen aynı zamanda. Neredesin? Evet, arkada ayna var ya, oradan görüyorum. Ciddi misin? Abo. Hani arkada ayna olduğunu bilmiyor musun? Ay, unuttum da yani oradan kime bakıyorsun anlayamadım birden şey. Neyse işte aman. Tam teçhizatlı kameramanınız Cevat Kelle. Tamam hadi görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hadi bay bay.